Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün yanımda kardeşim Enes sizlerle. Enes'le beraber doğruluk mu yoksa Bertie Bertz oynayacağız. Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün kardeşim Enes'le birlikte doğruluk mu Bertie Bertz mı oynayacağız. Hoş geldin Enes. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Enes'le birbirimize 10'ar tane doğruluk soruları hazırladık. Eğer soruya cevap vermek istemezsek Harry Potter'daki Bertie Bertz'ın şekerlemelerinden yiyeceğiz. İyi şekerler de var, kötü şekerler de var. Bir diğer kural, peş peşe iki kere şeker yiyemiyoruz. Yani bir soruya cevap vermezsen diğerine cevap vermek zorundasın. Evet. O zaman hazırsan başlayalım. Kim başlıyor? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet, ben başlıyorum. Başla bakalım. Hangi soruyla başlasam? Tamam, kolay sorulardan başlayalım. Başlayalım. Benim arkadaşlarımdan en sevmediğin hangisi? En sevmediğin arkadaşım. Yani benim yerimde olsa onunla asla arkadaşlık yapmazdım dediğin. Hayır, onunla da arkadaşlık değil. Şimdi şöyle değil. Kimseyi tanımıyorum senin arkadaşlarından. Sayılı insanları tanıyorum. Bu tanıdıklarından bir sıralama yapacağım. En az hangisini seviyorsun yani? Öyle mi? Mayıp olur şimdiki. Ki hiç tanımıyorum, o da beni tanımıyor. Sadece sen beni ortama soktuklarından dolayı söyleyeceğim bunu. Söyle. Ama İstanbul'a geleceksin yanımda. Olmaz abi, ayıp olur. Ben şeker yiyeceğim. İlgilenme. İyi, güzel. Bu arada şekerin linkini ben açıklamalara bırakacağım. Eğer almak isterseniz oradan bakarsınız. Bana söyle. Hiçbirinden red yedin mi? Yemedim. Hiç. Hayata bak. Bir düşüneyim. Hayata bak. Bir gözümün önünden geçiriyorum. Tamam, yedim. Vay be, seni bile reddediyorlar he. Hayata bak. Hayata bak. Benimle ilgili hava attın mı? Aşırı. Bir ortamda oluyor, bir şey oluyor, bir YouTube konusu açılıyor. Ha işte benim abim de YouTuber falan diyorum. Hani şey sanıyorlar, 10 bin, 15 binlik falan açıyorum. İşte ya o tanıyor ya ortak takipçisi var seninle. Afiyet olsun. Hala atmaya devam ediyorum yani, aşırı hava attım. Afiyet olsun. Kardeş olmasaydık ve dışarıda tanışsaydık bana karşı yaklaşımın nasıl olurdu? Muhtemelen anlaşamazdık. Anlaşamazdık ve ben ikimizin aynı ortamda denk gelebileceğimizi de düşünmüyorum. Belki mesela bir etkinlik var. Ben birinin arkadaşı olarak gelmişim. Sen birinin arkadaşı olarak gelmişsin. Anca öyle denk gelirdik. O da merhaba. Biz Enes'le aşırı farklıyız. Yani sevdiğimiz şeyler farklı, arkadaş çevremiz farklı, ilgi alanlarımız farklı. Bambaşka iki insanız yani. Evet. Böyle koleksiyon yapmam hakkında ne düşünüyorsun? Böyle Harry Potter sevmem, koleksiyon yapmam. Şimdi çoğu kişinin yapmadığı bir şey, farklı bir şey. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Garip geliyor mesela. Bu da ne yapıyor böyle diyor. İlk başlarda söylüyordum yani. Kaç yaşındasın, uğraştığın şeylere bak tarzı şeyler söylüyordum. Sonra hava atarsın ama. Bundan sonra işler biraz daha ilerleyince, artık fenomen kısmına geçince saygı duydum. Ama bir oturup baktığın zaman yine hala saçma geliyor. Yani asa biriktirmen, cübbe biriktirmen. Biriktirdin nereye kadar yani? Satışa falan çıkaracaksın bunları. Hayır. Nereye kadar? Gittiği yere kadar. Evet de. Senin çocuğun oldu yarın bir gün. Lan çocuğuna mı bırakacaksın vasiyet? Sevmez Harry Potter'ı, ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Satsın. Bana mesela şey çok soruyor yani. Sen öldükten sonra koleksiyonun ne olacak? Yani bilmem. Umurumda da değil yani. Ben öldükten sonra ne yapayım ki yani? Koleksiyon. Mezara mı götüreceğim? Kendime mezar odası yapıp hani koleksiyon rafı mı dizim içine yani? Ama eğer ileride çok yapacak ünlü şey olursa müze tarzı bir yerde sergilenir. Barış Manço'nun evi gibi. Evet. Keşke şunu şöyle yapsaydım. Hayatım daha farklı olabilir dediğin bir pişmanlığın var mı? Var, tabii ki var yani. Keşke şunu şöyle yapsaydım. Keşke burada böyle yapsaydım dediğim ama bence şöyle yani, hayatında şu noktaya gelebildiysen o aşamalardan geçmiş olman gerekiyor. O yüzden yani geçmişe gidip keşke şunu şöyle yapsaydım dediğimde şu anki daha olmayacağım. O yüzden yok. Ama mesela evet, mesela keşke hukuk okumasaydım mesela. Çünkü şu an bu mesleği yapmıyorum ve şu anki işime daha yardımcı olacak bir alan okuyabilirdim. Evet. O zaman da belki şu anki daha olmayacaktım. Belki atıyorum mesela sinema okusaydım belki o işi yapıyor olacaktım ve YouTuber olmayacaktım. Keşke şunu değiştirseydim dediğim bir şey. Evet, elbette isteklerim olurdu. Mesela keşke üniversite sınavına bir yıl daha hazırlansaydım. Ama o zaman da şu anki tağ olmayacaktım, o yüzden yok. Ben aynı soruyu sana soruyorum. Hayattaki en büyük keşken, en büyük pişmanlığın ne? Belki üniversiteyi daha güzel bir bölüm okuyabilirdim. Ama çalışsaydım da kazanamazdım, o yüzden yine pişman değilim. Sana diyorlar ki geçmişe götürüyoruz seni üniversite sınavına. Çalışıp tekrardan hazırlanır mıydın? Bu imkanı veriyorlar sana, tamam der miydin? Abi desem bile olmaz yani, ben kendimi biliyorum, çalışamam o kadar. Evet, bence ben bunu çoğu kişinin merak ettiğini düşünüyorum. Aylık gelirin ne kadar? Aylık gelirim ne kadar? Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Zaten mesela YouTube sözleşmesi gereğince YouTube'dan kazandığın parayı söyleyemiyorum. Kaç haneli onu söyle. Ne kaç haneli canım? Abart sende. Yok 9 haneli. Acımam ben. Vişneli.
varmış. Ben bu sorunun cevabını biliyorum ama bir kez daha burada itiraf etmen için sana soruyorum. Hiç eşyalarımı izinsiz aldın mı, kullandın mı, çaldın mı? Eskiden mi bahsediyoruz? Herhalde yani. Şu anda beraber yaşamadığımız için. Yaptım. Aldım. Senin sivillerini saklıyordum. Geçen videolarda da anlattık zaten. Senin kumbaran vardı bir tane. Abimin kumbarası vardı. Bozuk para biriktirmiş içine. Arkadaşlarım aşağıda toplanıyordu. Ben abimin paralarını atıyordum. Hepsi yağma gibi üst üste yığılıyordu. Ben de eğleniyordum. Ondan sonra fark ettin ama sen. Evet. Bir müddet sonra azalınca paralar. Çünkü ben kumbaraya para atıyorum atıyorum. Dolmuyor kumbara. Ama aşırı zevkli oluyor. Para atıyorsun yağma. Oo, hepsi üst üste. Oo. Zor bir tane sor ya. Zor mu sorayım? Pardon, zor sorma, zor sorma. Zor şeker sorayım. Yedim, zor sorma. Hatırladığın en eski anın hangisi? Hatırlaya hatırlaya geçmişe gidiyorum. Mesela kreş zamanından hatırlıyorum işte 4-5 yaştır herhalde. Kreşten önce hatırlıyor musun? Daha geçmişe gidiyorum. İşte o kreşte uyutacakları için falan gitmek istemiyordum. Ağlıyordum sürekli. Bunu hatırlıyorum. Bir kere mesela şeyi çok net hatırlıyorum. Ben ilkokul 1'de miyim, 2'de miyim neyse. O zaman işte televizyonda Digitürk var. Ve bir tane film var. Alice Harikalar Diyarında. Ben izlerken okula gitmeyi unutmuşum. Ertesi gün iptal ettirdiler. Benim hatırladığım en eski anım kreş. Altıma kaçırmıştım. Hocanın yanına gittim. İşte hocam böyle altıma kaçırdım ben falan. Olur, hocam olur. Değil. Öğretmenim ben öğretmenim, altıma işedim. Yataklar zaten yan yana dizili. El ettim işte. Öğretmen yanıma geldi. Öğretmenim dedim. Ben dedim altıma kaçırmışım. Hani olabilir sorun değil falan filan dedi. Sonra üzerime falan değişti. Arkadaşlarıma da şey dedik. Yani su döküldü dedi. Bunu niye en eskiden bu anayı hatırlıyorum? Bu benim için bir travma mı? Ben de bir şey değiştirecek. Neyi değiştirirdim? Dilini. Artık dilini. İngilizce konuşmaya başlıyormuşum. Sivri dil. Seninle muhabbet edilmiyor. Hele farklı fikirlerdeyse hiç muhabbet edilmiyor. Neden? Sana sensin diyeceğim. Sensin. Aşk olsun ya. Sana sensin. Haklısın sensin. Diğer türlü aşk olsun imkanı ya. Yok. Aşk bak bir şeye dikkatini çekerim. Son dönemlerde buluştuğumuz zaman seninle hiç bir fikir dayatması yapıyor muyum sana? Abi bak şu yanlış şu böyle bak. Ters düşüyor mu bir konuda seninle? Düşmüyoruz. Çünkü sensin. Kendi dersen okeyim ben. Her şey tamamım. Ne güzel. Benle dövüyorsun. Ne güzel. Yani. Aşk dinle olsun dövüyorsun. Ya. Terbiyesiz. Tonks konuşabilecek ama fenomen olamayacaksın. Kabul eder misin? Etmem. Çünkü Tonks zaten yani konuşsa baba çişim geldi, baba acıktım, baba oyun oynayalım, baba parka gidelim, baba banyo yapalım, baba denize gidelim bunları söyleyecek. Bunları ve bunları zaten anlatıyor. Zaten anlıyorum ben yani. Tonks evdeyken bana bir şey söylemek istediğinde ben anlıyorum zaten. Ama bir sohbet muhabbet edebildiğini düşün Tonks'la. Kodu yapacaksın Tonks'la. Mesela düşünsene ileriye yollayacaksın dedi Tonks'u. O takılacak orada, gelecek ondan sonra sana anlat. Baba oradakiler şöyle yapmış, böyle yapmış. Evet güzel. Ama galiba. Fenomen olmaya devam diyorsun. Devam. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Sınırsız dilekte dileyemiyorum. Sanırım çok kaliteli bir yaşam dilerdim. Bu çok şey oldu ama. Geniş çok fazla. Evet. Mesela şey diyebilirsin yani. 500 milyon dolar para dilerdim. Yok, ya da fazlaya da gerek yok ya. 100 milyon dolarım olsun bana yeter. Ben kendi yanımda kavrulurum abi. Gerçekten kendi Türkiye'de yaşayayım yaşayayım o kadar param olsun. Ben kendi dalgama bakarım. Tuğba abla yılbaşında ne aldın? Şimdi bu sorunun muhatabı ben değilim. Nasıl ben değilim şey bilmiyorum. Bir de Tuğba'ya sorun ya. Hep bana soruyorsun. Şey daha şu an sadece ikiniz mi biliyor? Hayır canım arkadaşlarımız biliyor. Arkadaşlarınız da biliyor. Ben şundan yiyeceğim yeşil olan. Sen niye bunu söylemeye karar verdin? Kırkım ya bakar ya. Vermiş ne var? Yok yok. Smuk. Şubuk. Sümük mü? Balgam çıkarmış gibi mi hissediyorsun kendini? Çok kötü. Ben de elmadır falan diye yeşili seçmiştim. Peki sen Tuğba abla mı deme istedi kimseye söyleme? Tuğba yılbaşının videosunu yayınlamıştı ve videosunda hediyeyi paylaşmadı. Yani istiyorsa paylaşsın yani. Gidin ona sorun. Gidin deyin ki paylaş Tuğba deyin. Şimdi bir problemin var ya da bir sırrın var. Bunu aileden birine anlatacaksın. Annem, babam, ben. Kiminle paylaşırsın? İlk önce kime anlatırım? Tabii ki seninle paylaşırım. Ama paylaşmadan önce de 5 kere düşünürüm yani. Niye? Senin mercin tepkiden dolayı. Çünkü problem diyor. Nasıl bir problem? Ben yokum. Annem, babam var. Annemle mi paylaşırsın, babamla mı? Babamla. Niye? Annem 1'e 5 katıyor. Anne. Kusura bakma yani. Ben 1'e 5 katıyorum. Bir şey yoksa da senin yüzünden sana anlatınca ben de varmış gibi hissedeceğim bu sefer. Enes deyince ilk hatırladığın an, aklına ilk gelen anı... İlk ne geliyor? Enes deyince aklına ilk ne geliyor? An olarak, hatıra... Böyle ilk mi, eski mi? Yani eski değil, ilk. Birinci sırada mı? Birinci sıradaki. Olan mı? Hayır, birinci yani. Sıradaki. Anladım senin dediğini. Birinci sıradaki senin sorduğun cevabı. Komik. Böyle anı, şey anı. Anı. Anı, hatıra. Bir kere şöyle şöyle olmuştu. Bir kere şeye gitmiştik biz Narnia'nın filmine. Sinemada. Narnia günlükte Aslan Cadde Dolap. Sen 6 yaşındasın daha küçüksün. Ben birebir bile gitmiyorum o zaman. Sen anlamış mıydın filmi be? Sinemaya gitmiştik. Sinemanın bekleme alanında da bir tane çocuk vardı. Bu çocukla arkadaş olmuştuk böyle.
Çocuk sürekli böyle kendi hakkında bir şey söylüyordu. Şey falan dedi. Biliyor musunuz ben baleye gidiyorum. Biliyor musunuz ben şunu yapıyorum. Biliyor musunuz ben bunu yapıyorum falan diye. Sonra birden kalkıp böyle dans etmeye falan başlamıştı. Bunu hatırlıyorum. Sen de hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Niye bunu hatırlıyorum bilmiyorum. Ailene söylediğin en büyük yalan neydi? Ben zaten pek sakladığım bir yalan olay yok. Ne olursa geliyorum size anlatıyorum. Hani bir çekindiğim, bir sakındığım bir durum yok. Ama üniversite zamanında ailem beni Eskişehir'de biliyordu. Ben tatile gidiyordum. Yani sağa sola en büyük yalan bu. Başka yalan söylemek pozisyon olmadı. Çünkü neyse ben söylerim. Saklayacağım, kocayacağım bir şey yok. Görüştüğüm birisi var mı? Görüştüm. Bak sana da görüşüyorum. Yani ben kardeşim bile bilmiyor bu olayı. Neyi? Ben bile bilmiyorum görüştüğü birisi var mı yok mu. Aha. Ben yeşil, bir tane daha yeşil. Bu koyu yeşil. Elma. Yeşil elma. En az. Söyle bakalım. Arkamdan hiç konuştun mu? Arkamdan konuştum ama şöyle konuştum. Dedikodumu yaptın şimdi mesela. Şimdi yaptım. Mesela yaptım. Sevgilinle birlikte abim de şöyle yapmış. Oldu oldu onlar oldu. Oldu ama bir dinle. Yani sadece kız arkadaşımla beraber değil. Yani arkadaş ortamında da şu konuya bir açıklık getirelim. Abinin yanına niye gitmiyor? Herkes abinin yanına gitmiyor. La kardeşim abimin yanında ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Kamerasını tut. Çantasını taşı. Ne iş yapıyorsun yanına? Çantayı ben mi diyeceğim? Abinin yanına git. Sen aynı evde yaşayın ama farklı işte çalış. Biz abinin aynı evde yapamayız. Biz seninle senede 20 gün görüşüyoruz. Gayet mutluyuz ve memnunuz. Biz seninle aynı evde yapamayız. Bu bir gerçek. Çok seviyoruz birbirimizi. Problem yok. Ama seninle aynı evde yapamayız. Evet ben sivri değilim ya. Ben sivri değilim ya. Dilimle dövüyorum ya. Ben dilimle dövüyorum ya. Son İstanbul'a gittiğimde yanlışlıkla Tonks'un mama kabını kırdım. Ana sanki indim koleksiyonu gördüm sopasıyla sağa sola vurdum. Evden atmadığı kaldı beni. Ama Tonks'un karpuzlu mama kabını biliyorsunuz değil mi? Ben yapmıştım seramikten. Kırdı bir de gülüyor. Ortamı yumuşatmak için güldüm ben. İnsan bir der ki abi ya böyle bir şey oldu kusura bakma özür dilerim. Bir de gülüyor, geçmiş karşıma gülüyor. Ben de sinirlendim ama hala şey söylemedin, arkamdan ne konuştun? Soruyu geçiştirmeye çalıştın ama geçiştiremedin. Ama işte bunları konuşurken senin arkandan konuşmuş oluyorum ben. Hayır, arkamdan eleştirel anlamda bir şey, konuştuğun bir şey söyler. Şimdi abi eğri yeri doğruya doğru. Arkandan konuştuk, şöyle konuşmuş olabilirim. Abim hayatını yaşıyor. Kardeşine bak. Aşk olsun Enes. Bilemeyeceğim. Aşk olsun Enes. Yani şahsen ben... Lan güzelliklerin yok mu? Var. Var ama daha çok olması lazım abi. Bunları ben yüzle karşı mı söyleyeyim senin? En son ne zaman aşırı derecede utandım. Şimdi bir kere bir etkinliğe gitmiştim. Orada birisi vardı, tamam mı? Ahmet olsun adı. Ben yüz yüze tanışmadım bu kişiyle. Başka bir tane daha Ahmet var. Onunla da yüz yüze tanışmadım ama haftaya onunla görüşeceğim. İkinci Ahmet'le görüşeceğim, tamam mı? Ben şimdi etkinlikte sen geldin bana diyor ki ta selam Ahmet ben dedin. Tanıttı kendini. Aa ne haber falan ben de dedim haftaya görüşecektik falan dedim. Ve suratıma bakıyor. Ben iki Ahmet'i karıştırmışım. Ondan sonra bozuntuya da vermedi. Ben dedim ki tamam görüşürüz falan dedim. Sen demedin gittim. Mi? Kusura bakma başkasıyla karıştırmışım. Sonradan dedim. Etkinlikten sonra haftaya diğer Ahmet'le buluşunca baktım o değil. Dedim ki hada diğer Ahmet değilmiş. Çok utanç verici. Çok utanç verici. Mesela ama dedim yani böyle karıştırdım falan dedim. Evet sorularımızın sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Enes'e katıldığı için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abicim. Bana bayağı sinir oluyor herhalde ya. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bay bay.